Cüveyriye binti Haris radiyallahu anha. Gaza meydanından hane-i saadete varan bir yol. İnkar batağındaki bir kavmi iman bahçelerine yönelten bir niyet. Cüveyriye binti Haris. Önce İslam'a, sonra kendi hanesine davet eder onu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O da bu daveti en güzel şekilde icabet eder. Ailesi ve kabilesi için hidayete çağırandır o. İnkar ve zulmet rüzgarlarına karşı tek bir kadının gayretiyle yetişecek iman çiçeğinin güzelliğini anlatır inananlara. Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Bugün Peygamber Efendimizin biricik eşi Hazreti Cüveyriye annemizden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Merve. Nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Allah iyilik versin. Elif sen de hoş geldin. Hoş buldum Merve. Hocam Hazreti Cüveyriye kimdir? Hazreti Cüveyriye binti Haris, Efendimizin Arabistan Yarımadası'nda meskun olan Huza kabilesinin Mustalik oğulları koluna mensup bir hanımefendidir. 607 yılı civarında doğmuştur. Mustalik oğulları Huza kabilesinin bir koludur. Hitabetlerinin kuvvetli olması ve gür sesli olmalarıyla tanınmış bir kabiledir. Mustalik de sesi güzel ve gür demektir. Bu özellikleri kabileye bir isim olarak ifade edilmiştir. Başlangıçta Huza'a Mekke'de Cürhümlülerle beraber yaşar. Cürhümlüleri hatırlayalım arkadaşlar. Hazreti İsmail ile Hacer Mekke-i Mükerreme'de yerleştiklerinde orada bulunan suyu fark eden Cürhüm oğulları gelerek Mekke-i Mükerreme'ye yerleşmişlerdi. Hazreti İsmail Cürhüm oğullarından bir kadınla evlenmiş ve Resul-i Ekrem Efendimiz de bu soydan gelmişti. Cürhümlülerle yaptıkları savaşı kaybeden Huzalılar Mekke'den çekilerek Mekke-Medine arasındaki bölgeye, Kudeyt denilen bölgeye yerleştiler. İşte Hazreti Cüveyriye validemiz burada doğmuştur. Mekke-Medine arasındaki bu topraklarda doğmuştur. Babası Müstahilik oğullarının reisi olan Haris bin Dırar'dır. Efendimiz'e ve İslam'a olan düşmanlığıyla bilinir Haris bin Dırar. Aslında Huza'nın pek çok kolu Haşimoğulları ile müttefik olduğu için Efendimizin yanında saf tutmuştur Mekke müşriklerine karşı. Fakat Müstahilik oğulları kolu ise Mekke'nin yanında, Kureyşlerin yanında ve Allah Resulü'nün karşısında saf tutmuştur. Bu şekilde bu karşı safın lideri de Hazreti Cüveyriye validemizin babası olan Haris bin Dırar'dır. Yani Cüveyriye annemiz güçlü ve bir ailenin asil bir kızıdır. Asıl adı Berre'dir. Efendimiz onu küçük hanımefendi anlamına gelen Cüveyriye, Cevriye ismiyle değiştirmiştir. Cüveyriye, Cevriye'nin küçültülmüş ismi tashir hali oluyor. Berre kusursuz, günahsız anlamına gelir. Efendimiz pek çok Berre ismini değiştirmiştir. Bunlardan birisi mesela Hazreti Meymune annemizdir. Onun adını da Meymune olarak değiştirmiştir. Neden? Kişide bir enaniyet, kibir ve kendini temize çıkarma haline sebebiyet verdiği için bu şekilde Berre ismini değiştirmeyi tercih etmiştir Efendimiz. Çünkü İslam'da kişinin nefsini temize çıkarması uygun görülmemiştir. Hazreti Yusuf'un Yusuf suresinde nakledilen sözlerini hatırlayalım. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis Allah'ın acıdıkları dışında kişiyi kötülüğe teşvik eder demişti. Ve bunu kıymetli arkadaşlar Züleyha tarafından kapalı kapılar ardında günaha çağrıldığında bu günaha icabet etmediğinde söylemedi. Mısır'ın kadınları Hazreti Yusuf'un güzelliğiyle parmaklarını doğradığında da söylemedi. Züleyha ile aynı çatı altında Züleyha'nın ya benim istediğimi yerine getireceksin ya da zindana sürülenlerden olacaksın
tehdidi karşısında da söylemedi. Bütün bunları yaşadı. Üstüne bir mağduriyet olarak haksız yere yıllarca hapiste yattı ve bir rüya yorumuyla hapisten kurtulduğunda kralın huzurunda söyledi. Yani masum olmasına rağmen, bu kadar haksızlığa uğramış olmasına rağmen ben yine de nefsimi temize çıkarmam diye ifade etti. Bugün bizler bazen ne kadar kolay kendimizi temize çıkarıyoruz, öyle değil mi kıymetli arkadaşlar? Kalbim temiz ifadesinin çok doğru bir ifade olmadığını da anlıyorum ben Hazreti Yusuf'un bu ifadelerinden ve Efendimizin yalnızca bu manayı taşıdığı için bir ismi değiştirmesinden dahi bunu anlamış oluyoruz aslında. Hocam peki Cüveyriye annemizin Hazreti Peygamber'le evlenmesi ve İslam'da şereflenmesi nasıl olmuştur? Hazreti Cüveyriye annemiz Resulullah'la evlenmeden önce amcasının oğlu Musafi bin Safvan ile evliydi. Musafi de azılı İslam düşmanlarından birisiydi. Fakat evlilik bir gazve neticesinde gerçekleşmiştir. Müstalik oğulları gazvesi ya da diğer bir adıyla Müreysi gazvesi sonucunda hemen onun akabinde Hazreti Cüveyriye validemiz ile Resul-i Ekrem Efendimizin nikahları kıyılmıştır. Efendimiz Hendek gazvesinde Mekke'den gelen Kureyş ordusunu büyük bir hezimete uğrattıktan sonra Arabistan Yarımadası'nda çeşitli yerlerde bulunan ve İslam için bir tehdit oluşturan Arap kabileler üzerine yöneldi. Bu arada bu müşrik Arap kabileleri de yavaş yavaş Kureyş'in de hezimete uğratılmasıyla sıranın kendisine geldiklerinin de farkındaydılar. İşte bu sebeple Medine üzerine ani bir baskın tertip edip Medine'li Müslümanları alt etmeyi hedeflediler. Bunun için de Beni Mustalik lideri Haris, çevre Arap kabilelerinden, elbette müşrik Arap kabilelerinden asker toplayıp harekat için hazırlanmaya başladı ve Mekke-Medine arasındaki Müreysi suyu başında karargahını kurdu. Bu haber Medine-i Münevvere'ye ulaşınca Efendimiz haberin doğruluğunu araştırdıktan sonra 700 kişilik bir orduyla Müreysi üzerine yürüdü. Bu arada çok kısa bir savaş oldu. Kısa süren bir savaş oldu. Ve Haris'in etrafındaki diğer Arap kabileleri hızlı bir şekilde dağıldılar. Müstalik oğulları tek başına kaldılar Müslümanlar karşısında. Ve Efendimiz ve İslam ordusu Müstalik oğullarını kesin bir hezimete uğrattılar. Ve savaş alanında bulunan 600-700 kişi esir olarak ele geçirildi. Çok büyük ganimetler elde edildi. O zamana kadar elde edilen en büyük ganimetler Müstalik gazvesinde ele geçirilmiştir. O çağda biliyorsunuz sadece cahiliye Arap toplumu için değil, pek çok toplumda savaşla beraber savaşa katılanlar yenilgi durumda hürriyetlerini kaybediyorlardı. Köle ve cariye konumuna düşüyorlardı. Bu Müslümanlar için de aynı durum söz konusudur. Yani Müslümanlardan biri de yenildiğinde köle durumuna düşüyordu. Asırlar süren bir gelenektir bu. Osmanlı'nın büyük amirali Trablusgarp Fatihi, Koca Turgut Reis, Cenevizlilere yenildiğinde bir süre 3-4 yıl kadar bir süre Ceneviz kalelerinde forsa olarak çalıştırılıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Ancak şunu da ifade etmeyi isterim ki İslam'da savaşın anlamı ve mahiyeti öldürmek, yok etmek, intikam almak, düşmanın kökünü kazımak değildir. İnsan ile hakikat arasındaki engeli kaldırmaktır. Toplumda adaleti tesis etmektir. Bu anlamıyla savaş ve cihat yeryüzünde Allah ve insanların haklarını hakim kılmak için devamlı bir surette çaba göstermektir. Kalemle, kılıçla, silahla, sözle, her ne vasıtayla olursa olsun bu anlamda değişmez. Savaşın sonunda ölüm olduğu için, kaçınılmaz olarak yıkım olduğu için bizatihi kendisi hasen iyi bir şey değildir. Güzel bir şey değildir İslam düşüncesinde. Fakat savaş ile adaleti tesis etmek mümkün olduğunda, zulme engel olmak mümkün olduğunda, insanların inanç özgürlüğünü
tevhidi kabul etme özgürlüğünü elde etmeleri mümkün olduğunda caiz olur ve kıymetli olur. Bu sebeple hasen li gayrihidir. Yani dolaylı olarak güzel bir fiil olarak kabul edilir. Şartlar olgunlaştığı zaman son çaredir. İslam'a girmeyi zorlamak için değildir. O yüzden mesela Müstalik oğulları gazvesinde de Efendimiz önce İslam'a davet ediyor. İstese etrafındakiler çil yavrusu gibi dağılmış. İstese bir baskınla hepsini kılıçtan geçirme imkanına sahipti aleyhissalatu vesselam Efendimiz o savaş için. Ama böyle yapmamıştır. Önce İslam olmalarını teklif etmiştir. Reddetmeleri üzerine, barış üzerine anlaşma imkanı var mı onu araştırmıştır. Ve bunlar mümkün olmadığında da son çare olarak savaşa başvurma söz konusu olmuştur. Bakınız Resulullah Efendimizin şöyle bir hayatını göz önünde bulunduralım. Değil mi? Mekke-i Mükerreme'de işkence ettiler, alay ettiler, canına kastettiler, suikast için hazırlık yaptılar. Onu mağduren vatanından ettiler, hicret etmeye zorladılar. Bunların hiçbirisinde Efendimizin onlara karşı savaşvari bir tavır söz konusu değil. Fakat savaşmak gerektiğinde de canı, malı, namusu, dini mübini, İslam'ı savunmak gerektiğinde de cesaretle öne atılmak gerektiğini biz anlıyoruz. Efendimiz giriştiği savaşlarda da hep savaş hukukunu, savaş ahlakını ve savaş stratejisini göz önünde bulundurmuştur. Kendisinin bizzat katıldığı 27 gazve, başka sahabileri görevlendirdiği 57 seriyenin pek çoğunda herhangi bir ölüm ve çatışma olayı olmamıştır. Bütün bu gazve ve seriyelerin toplamında öldürülen müşrik sayısı 250'dir. Şehit olan mümin sayısı ise bunun yarısı kadardır. Tarihin gördüğü en barışçıl savaşlardır Efendimizin savaşları. İşte Müstalik oğulları esirleri arasında Cüveyriye validemiz de vardır. Eşi bu savaşta öldürülmüştür. 20'li yaşlarının başındadır. Ve savaşa katılan muhacir ve ensar arasında Sabit bin Kays bin Şemmas'ın hissesine düşer. Onunla fidye-i necat için pazarlık yapar. Yani bir bedel ödeyerek özgürlüğüne kavuşmak için bir pazarlık yapar. Ardından Efendimizin huzuruna varır. Fidye-i necatını ödeyebilmek için ondan yardım ister. Kendisini yenilgiye uğratan o ordunun başına gidiyor. Yani ondan yardım talep ediyor. Daima bu böyle olmuştur. Düşmanları dahi Efendimizin eminliğine ve güvenilirliğine sığınmışlardır. Hicreti hatırlayalım. Her birimizin bildiği bir olaydır. Hazreti Ali Efendimiz'i kendi yatağında arkada neden bırakmıştı Resulullah Efendimiz? Çünkü Mekkeli müşriklerin, üstelik kendi canına kasteden, çünkü Darun Nedve'de toplanmışlar ve hemen hicret öncesinde Efendimiz'i öldürmek hususunda anlaşmışlardı. Hicret yolculuğuna çıkacağı gece de Efendimiz'in evinin çevresini kuşatmışlardı ki öldürebilmek için. İşte kendi canına kasteden bu müşriklerin emanetleri kendisinde bulunuyordu da bu emanetleri sahibine iade etmek için Hazreti Ali Efendimiz'i geride bıraktı. Bu kıymetli bir hadisedir. Önemini okuyup geçiyoruz da öneminin farkında mıyız bilmiyorum. Canına kastediyorlar ama mallarını teslim etmek için de Resul-i Ekrem Efendimiz'i, Muhammedül Emin'i tercih ediyorlar. İşte Cüveyriye validemiz de ona gelip sığınmış ve fidyesinin ödenmesi hususunda yardım istemiş. Resulullah Efendimiz ise sana bundan daha hayırlısını söyleyeyim mi diyor. Bekliyor Cüveyriye validemiz. Diyor ki ister misin? Seni özgürlüğüne kavuşturayım ve sen Müslüman olursan seninle de evleneyim. Bunun üzerine Hazreti Cüveyriye validemiz büyük bir samimiyetle kelime-i şehadet getirerek Müslüman oluyor. Kendisi esaretten kurtulmuş oluyor. Bu şekilde de evlilik gerçekleşmiş oluyor. Resulullah Efendimiz de Cüveyriye validemizin evlenmesine dair kaynaklarımızda bir rivayet daha vardır.
Bu da esirler arasında kızının olduğunu bilen babası Haris, çünkü savaş alanından kaçıp kurtulmuştur. Fidye-i Necat olarak bir sürüyü yanına alarak Medine-i Münevvere'ye, Efendimizin yanına gelir. Fakat yolda Akik Vadisi denilen yerde bu sürü içerisindeki iki kıymetli devesine kıyamaz. Der ki bunlar fark edilmez. Yani arada göz ardı edilmiş olur. Onları vadinin bir kenarına saklar, vermemek için, kaybetmemek için. Ve Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna varır. Kızının da özgürlüğünü talep eder. Bunu kendisinden başka kimsenin bilmediğini bilen Haris Müslüman olur. İki oğlu da orada Müslüman olurlar. Ve Hazreti Cüveyriye validemiz ile Resul-i Ekrem Efendimizin de evliliği gerçekleşmiş olur. Her iki rivayette kaynaklarımızda yer almaktadır. Cüveyriye validemizin erkek kardeşi Amr bin Haris de daha sonra önemli bir sahabi olur. Mekke'nin fethine katılmıştır. Veda haccına iştirak etmiştir. Ve efendim Resulullah'tan da hadis rivayet eden sahabiler arasında da yer alır aynı zamanda. Bu evlilik Resul-i Ekrem Efendimizle Müstalik oğulları arasında bir akrabalık tesis ettiği için Cüveyriye'de artık Resulullah'ın eşi, yani müminlerin annesi olduğu için orada hazır bulunan tüm ashab-ı kiram kendi ellerinde bulunan esirleri azat ederler. Bu olay karşısında Müstalik oğullarının tamamı orada Müslüman olurlar. Yani Hazreti Cüveyriye validemiz kanalıyla onun sayesinde tüm kabilesi İslam'la buluşur. Hayatı bir karşılaşma ile, bir seferle bütünüyle değişen bir kadındır Hazreti Cüveyriye validemiz. Hem kendisi kainatın efendisine eş olurken bir yandan da mensubu olduğu kabile, yani akrabaları ve hemşerileri de İslam'la kavuşarak Müslüman olurlar. Hayat böyledir arkadaşlar. Çok olaylara gebedir. Her olay bir diğerine açılan bir kapıdır. Her hayatın bir başka hayata dokunan bir yönü, bir cephesi vardır. İnsanların hayatları birbirini etkiler. Bazen bir ekran ötesinden bile etkileyebilir. Karşılaşmalar, tanışmalar, rastlaşmalar ve dostluklar çok kıymetlidir bu anlamda. Muntazam yürüyen kainatın düzeninde hepsinin bir yeri ve bir anlamı vardır. Rastlaştığınız, karşılaştığınız, dostluk kurduğunuz kişilere, arkadaşlara dikkat edin diye naçizane bu tavsiyede de bulunmuş olayım. Bu evlilik çok uğurlu bir evliliktir. Hayırlı bir evliliktir. Hazreti Ayşe validemiz bunu şu şekilde ifade eder. Der ki kavmi için Hazreti Cüveyriye'den daha hayırlı bir kişi yoktur. Çünkü onun sayesinde kavminden 100 hane halkı hem esaretten kurtuldu hem de Müslüman oldular diye ifade ediyor. Resul-i Ekrem Efendimizin dehasını görüyoruz bu evlilikte. Hazreti Cüveyriye ile evlenmekle hem köklü bir Arap kabilesinin düşmanlığından kurtulmuştur Müslümanlar, hem de o kabile toptan hiçbir zorluk olmadan İslam'la buluşmuştur. Bu da Resulullah Efendimizin Cüveyriye validemizle evliliğinin altında yatan hikmeti bize işaret etmektedir. Hocam şunu da ekleyebiliriz zannediyorum. Müstalik gazvesi en çok münafıkların katıldığı gazvelerden biri. Müstalik oğulları gazvesi hem Hazreti Cüveyriye ve Müstalik oğulları için bir dönüm noktası olduğu gibi müminler için kesin bir zafer ve büyük bir ganimet, kazanç vesilesi olduğu gibi aynı zamanda büyük imtihanları da içinde barındıran bir gazvedir. Münafıkların tuzaklarıyla ve fitneleriyle sınanmışlardır bu savaşta ve akabinde müminler. Teyemmümün farz kılınması, münafıkların Müslümanlar arasında fitne sokmaya çalışması, Hazreti Ayşe'ye atılan zina iftirası, ifk olayı da bu gazvenin dönüşünde gerçekleşmiş idi. Bunlar hep bu savaşa katılan münafıkların çalışmalarıyla olmuştur. Hem yakın bir konumda olması Müreysi suyunun, hem de bol ganimet vaat eden bir sefer olması sebebiyle, senin de ifade ettiğin gibi Merve, pek çok münafık katılmıştır
bu savaşa. Ve müminleri birbirine düşürmek için de ellerinden geleni artlarına koymamışlardır. Savaş bittikten sonra muhacirle ensar arasında bir olay gerçekleşmiştir. Biri muhacirden, biri ensardan iki kişi suyun başında su sırasına girdiğinde bir kavgaya tutuşmuşlar. Her biri kendi kabilesini yetişin diye çağırınca orada muhacirle ensar arasında bir kavgaya, adeta iç çatışmaya dönecek bir atmosfer oluşmuştur. Bu Abdullah bin Übey bin Selul'un, yani bu savaşa katılan münafıkların çalışmalarıyla olmuştur. Olay Resul-i Ekrem Efendimiz'e intikal edince hemen Resul-i Ekrem Efendimiz olaya müdahil olmuş. Orduya harekat emri vermiş ve uzun süre bu konuyu konuşmasınlar aralarında müminler diye orduyu yürütmüş ve konakladıklarında herkes uyumuş. Dolayısıyla infial olmadan bu olay kapanmıştır. Üstün siyasetiyle Efendimiz tüm bu olayları herhangi bir savaşa dönüşmeden, bir çatışmaya, fitneye dönüşmeden sonlandırmıştır. Hocam peki Hazreti Süveyriye annemizin en belirgin özellikleri nelerdi? Çok ibadete düşkündü. En belirgin özelliği budur. Hazreti Ayşe annemiz onu öyle tanımlıyor. Bir seferinde Resul-i Ekrem Efendimiz sabah namazından sonra Hazreti Cüveyriye validemiz namaz kıldığı yerde oturur halde, yani tesbihat ile zikirle meşgul olurken bırakıyor ve Mescid-i Nebevi'ye çıkıyor. Kuşluk vakti geri döndüğünde Hazreti Cüveyriye validemizi yine aynı pozisyonda görünce soruyor. Zikirle mi meşguldün? Evet ey Allah'ın Resulü, Allah'ı anmak ile tesbih ile meşguldüm. Sana diyor öyle bir kelimeyi öğreteyim ki onu 3 sefer, 4 sefer söylemek senin bu kadar saatlik zikrine eşit olacaktır, denk olacaktır diye ifade ediyor. Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıdaen nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimati. Yani Allah'a yarattıkları sayısınca, kendisinin hoşnutluğu sayısınca, arşının ağırlığınca, bitip tükenmeyen kelimeleri adedince hamdü senalar olsun demeyi tavsiye ve telkin etmiştir. Resul-i Ekrem'in bu dua tavsiyesini bizzat Cüveyriye annemiz naklediyor. Kendisinden 7 hadisi şerif nakledilmiş ve hadisi şeriflerin büyük çoğunluğu ibadet ve zikirle alakalıdır. Bu da nasıl bir ahlaka sahip olduğunu göstermesi açısından manidardır. Çok namaz kıldığını, çok oruç tuttuğunu yazıyor kaynaklarımız. Vakur, metanetli bir kadın, bir kabile reisinin kızı olmasına rağmen, yani zengin bir geçmişten, zengin bir aileden geliyor olmasına rağmen kanaat sahibi ve mütevazi bir annemiz olduğunu söylüyorlar. Çok hayırsever bir annemizdir. Kendisi yemez, fakirlere, yetimlere yedirirdi. Ki bunun İslam'da adı biliyorsunuz İsar'dır. Kendisi de ihtiyaç duymasına rağmen muhtaç olan diğer kardeşini kendi nefsine tercih etmektir. Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz Cüveyriye validemizin odasına geliyor ve diyor ki yiyecek bir şeyler var mı? Soru manidar. Yemekte ne var diye sormuyor arkadaşlar, farkında mısınız? Yiyecek bir şeyler var mı diyor. Çünkü her zaman yiyecek bir şeyler bulunmuyor Resul-i Ekrem'in hanesinde. Özellikle Medine döneminin ilk yıllarında biraz yoksulluk ve kıtlık var. Cüveyriye validemiz de diyor ki bir koyun kemiği vardı. Onu da falanca fakire verdim. Evde diyor bir şey yok. Cevap olarak bir şey yok diye ifade ediyor Resul-i Ekrem Efendimiz'e. Cüveyriye validemiz Resulullah Efendimiz'in vefatından sonra siyasi olaylara karışmamıştır. Daha nafile ibadetlerle, zikirle meşgul olarak kendi hanesinde yaşamayı tercih etmiştir. Ömrü nasıl takvalı bir yaşam sürülürün de cevabı olmuştur. Bu kıymetli hayırsever annemiz Hicri 56 yılında, bir başka rivayete göre ise Hicri 50. yılda Medine-i Münevvere'de vefat etmiş ve Cennetül Bakiye defnedilmiştir. Cenab-ı Hak rahmet ve merhametiyle muamele eylesin. Bizleri ona layık evlatlar eylesin inşallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Merve. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.